Hepinize merhabalar. Yeni bir FM21 Mobile videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki ben kulüpleri rebuildliyordum. Bugün çok başka bir şey yapacağım. Bugün kulüpsüz rebuild yapmaya çalışacağım. Yani oyunun sonuna gitmeye çalışacağım ki eğer varsa hep birlikte öğrenmiş olacağız. YouTube'la baktım. Yani daha önce hiç kimse yapmamış. Bir anda benim de aklıma geldi. Bugün bu videoyla karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar, yıl yıl ligimizi, oyuncuları ve bizi Avrupa'da temsil eden oyuncuları inceleyeceğiz. Ben burada çoğu genç oyuncuyu ve ya yurt dışında bizi temsil eden oyuncuları listeledim. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar, 6 sayfa. Bugün bu oyuncuların hepsini inceleyeceğiz. Artık 2034 veya 35 yılına kadar gideceğim. Ondan devamı da geliyorsa orada bırakmayı düşünüyorum. Artık ilerleyen zamanlarda bizi bunlar gösterecek. Ligimizi göstereceğim, diğer ligleri göstereceğim. Hani Şampiyonlar Ligi'ne bakacağız. Oyunda neredeyse bir 10-15 yılda neler değişecek? Kim şampiyon olacak? Sürpriz skorlar olacak mı? Bunları merak ediyoruz. Şimdi ilk sezonun sonuna geçelim. Evet, ilk sezonun sonuna geldik. Bakalım liglerde kim şampiyon olmuş? Ayrıca bizi Avrupa'da temsil eden takımlar neleri başarmış? Hep birlikte inceleyeceğiz. İlk olarak Türkiye Ligi'ne bastım ve şampiyon Fenerbahçe'ye. Bir puanla Galatasaray'ın önünde. Oo, Galatasaray avaraj olarak üstün ama Fenerbahçe şampiyonluğu bırakmamış. Şöyle kümeye düşen takımları da göstereyim arkadaşlar. Bu arada Antalya ilk 5'te. Oyuncu istatistikleri: Samat da, Onyekuru ve Bupensa gol kralı olmuş. Asistlere bakalım. Pardon, kırmızı kart dedik. Belhan da, ooo, 5 arkadaşımız asist kralı olmuş. Cidden çok değişik. Hatayspor bu sene çok farklı oynamış ya. Ondan sonra Almanya ligine bakalım. Bundesliga kim? Red Bull Leipzig olmuş. Oo, hemen ilk şok. Bayern Münih 3. olmuş. Dortmund 2. Cidden şaşırtıcı bir skor. Yani Bayern Münih, skor dedim bu arada, yani sıralama, skor değil. Premier Lig'e bakalım. Manchester City şaşırtmadı abi. Ya Liverpool ya City. Everton 4'te. Ayrıca kötü var mı? Leeds United küme düşmüş. Oo. Diğerlerine bakalım. Cidden şaşırtıcı olaylar olmaya devam ediyor. Real Madrid de Barcelona'dan 1 puan fazlayla şampiyon olmuş. Atletico da 3. sırada. Klasik La Liga. Real Madrid 1 puanla gerçekten şampiyonluğu almış. Şimdi gelelim önemli yerlere. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain olmuş. Oo. Hemen gruplara bakıyorum. Şöyle gruplar dedik. Acaba Türk takımları var mı? Oo, Beşiktaş. Oo, City'li gruptan çıkmış. Hadi canım. Başka bizi Başakşehir vardı sanki. Geçen senenin şampiyonu. Ohoho. Barcelona, Paris. Gruptan 4 puanla sonuncu olarak bizi temsil etmiş. Başka da temsilcimiz yok galiba. Aynen. Bir de Avrupa Ligi'ne bakalım arkadaşlar. Orada çok Türk takımı vardır. Yani kesin vardır. Hemen şöyle gelelim. İlerleyelim. Oğlum bu Antwerp. Hadi. Demin ben yanlış mı gördüm? Avrupa Kupası'nı Antwerp kazanmış. Bu kim oğlum? Değere bir bakalım. Bunlar kim lan? O adamların en pahalı oyuncusu 9 milyon. O da kiralık sanırım. Aynen, kiralık adam. Sol bek. O, hadi be. Yani bu çok büyük şaşkınlık arkadaşlar. Adamlar Avrupa Ligi şampiyonu olmuş. Çok garip. Vallahi inşallah bizim takımlarımızdan da birisi olur. Adamlar yani Belçika'nın köy takımlarından biridir. Yani öyle diyorum. Belki daha iyi bir kulüptür. İlerliyoruz. Başka takımlar var mı? Başka. Oo, bu sene ne yapmış oğlum? Oyun bana şok üstüne şok yaşatıyor. Sivasspor, Villarreal, Karabağ Standart Liège gruptan lider çıkmış. Başka kim vardı burada? Bizim Türk takımlarından geçtik sanırım. Yok, sadece Sivasspor varmış. Nereye kadar gitmişler? Onlara da bir bakalım arkadaşlar. Grup aşamaları diyoruz. İlk tura gelelim. İlk turda Slavia Prag çıkmış 1-1. Rövanşında Slavia Prag'ı geçmişler 2-1. Ondan sonra Arsenal'i yenmiş. Sivas'a bak lan, adamlara bak. Arsenal'i elemişler. Uzatmalarda elemişler. Ohoho. O Bayer Leverkusen'den 4 yemişler. Rövanşta da 3-2 kaybetmişler ve Sivasspor çeyrek finale kadar ülkemizi temsil etmiş. Cidden çok başarılı bir sezon geçirmişler. İlk sezon bu şekildeydi. İkinci sezona geçelim. Evet, ikinci sezonumuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde bizim temsilcilerimiz yine vardı bu sene. Hatırlarsanız Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Şimdi uzatmadan Türkiye diyorum. Tekrar Fenerbahçe şampiyon olmuş. Oo, bu sefer puan farkı 6.
Küme düşenlerden de işte yeni gelen takımlar falan düşmüş. Fenerbahçe cidden oyunda gayet iyi ilerliyor. Şöyle gol kralını ve asist kralına baktığımız zaman bizleri bu oyuncular karşılıyor. Evet, şimdi bir de Almanya Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar Ligi, pardon, Bundesliga Bayern Münih'in olmuş. Oo, bayağı oha lan, 11 puan fark at. Nerede lan o Leipzig? Lan Lan köpek, köpek, 64 puanla madem böyle 5. şeylerin sırası vardı niye köpek. Geçen sene söylemiyorsun ne oldu lan köpek? şampiyonluğun? Artist. Evet, Bayern Münih hegemonyası devam edecek gibi görünüyor. Bayağı bir puan farkı açmışlar. Reis affetmez. İngiltere Ligi bu sefer Liverpool'un olmuş. City biraz geride kalmış. Nereden baksan bir 8 puan geride kalmışlar. Şuradan da arkadaşlar işte diğer özellikleri gördük. İspanya La Liga'da Real Madrid tekrar şampiyon olmuş. Oo, puan farkına bak abi. Adamlar kaç puan farkı açmış lan. Puan farkı bu arada. Evet, geldik en güzel yere. Bakalım kıtalar arası. Oha. Abi inşallah yanlış görmüşümdür. Şampiyonlar Ligi'ni Borussia Dortmund kazanmış. Bizi temsil eden Fenerbahçe vardı orada. Bakın gördüğümüz gibi. Hemen onu bulalım. O Fenerbahçe çıkmış. City'li. Oha. Oğlum bu ne? Manchester City sonuncu olmuş. Fenerbahçe ne yaptın oğlum? Adamlar Ajax'ı 2-1 yenmiş. Milan'ı 3-2 kaybetmişler. Tek mağlubiyetleri o. Fenerbahçe ne yapmış lan? Çüş. Yani affedersiniz ama kusura bakmayın da. Yuh artık var mı? Galatasaray'dan Onyekuru var. Oo, Galatasaray ön eleme mi oynadı oğlum? Başka var mı? Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş var. Mert Hakan Yandaş da bu şekilde. Asist krallığında da tanıdık bir isim Dimitrios Pelkas. Cidden çok şaşırtıcı şeyler olmuş. Bizim Türkler neler yapıyor neler. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe nereye kadar gitmiş? Tekrar ona bir bakalım. Hani ben nerede? Oo. Fenerbahçe çeyrek finalde Liverpool'la karşılaşmış. 8-0 bitmiş. Beşiktaş'ın rekora eşlik etmişler sanırım. İlk baş 5 tane yemişler. İlk maç 5-0 bitmiş. Cidden çok kötü. Ama Fenerbahçe de çeyrek final görüyor. Türkiye'yi bu şekilde temsil ediyor. Evet, şimdi bir de Avrupa Ligi'ne bakalım. Avrupa Kupası Galatasaray diyor. Oğlum Galatasaray Avrupa Ligi'ni kazanmış. Yok artık. Galatasaray tekrar Avrupa Ligi'ni kazanmış. Oğlum ne olmuş lan oyuna? Galatasaray neler yapmış? Oho, Henry Onyekuru, Mbaye Diagne. İşte bu kral. Onur Ergin diyor oğlum. Bunlar kim lan? Galatasaray'a bak. Oho, Galatasaray çok manyak oynamış be. Vallahi helal olsun. Hem Fenerbahçe'ye hem de Galatasaray'a helal olsun. Gruplarına bir bakalım. Galatasaray çok kolay bir grup gelmiş. 6'da 6 yapmışlar. Adamlar 2 gol yemiş. Abi şu gruba bakın. Burada bir tehlikeli olan takım Malmö. Ama Avrupa Ligi'ni kazanmak çok büyük bir başarı. Buradan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Şimdi 3. sezonun sonuna geçelim. Arkadaşlar 3. sezona geçmeden bunları göstermeyi unuttum. Bakın burada normalde kendi takımlarında gösteriyor. Ben sanırım albüme kaydederken ki takımlarında kayıtlı kalıyor. Bu oyuncuların neredeyse çoğu transfer olmuş. Şimdi size onu göstereceğim. Mesela Ali Akman bakın Frankfurt'a gitmiş. Kerem Aktürkoğlu West Bromwich'e gitmiş. Ondan sonra buradan transfer olan Altay Bayındır Juventus'a gitmiş. Altay şu an Juventus'un oyuncusu. Ondan sonra ilerliyorum. Bakın Uğurcan Çakır Sevilla'ya gitmiş. Ondan sonra Hakan Çalhanoğlu Red Bull Leipzig'e gitmiş arkadaşlar. Bakıyorum başka İsmail Çokçalış Bursaspor'un beki AZ Alkmaar transferini gerçekleştirmiş. Ondan sonra burada yoktu sanırım. Evet, burada var mı? Ferdi Kadıoğlu vardı. Bakın Real Betis'e gitmiş. Emre Demir vardı bir de arkadaşlar. Onu bulabilirsem. Emre Demir nerede? Burada bakın Emre Demir Barcelona'ya transfer olmuş ya. Gelecek vaat ediyor diyor bakın. Cidden çok büyük bir başarı. Ondan sonra şurada bir de Merih Demiral var. Bakın o da Red Bull Leipzig'e transfer olmuş. Leipzig bildiğiniz Türkleri toplamış arkadaşlar. Ondan sonra Orkun Kökçü vardı. O nerede? O da bu sayfada. Marsilya'ya transfer olmuş. Bakın bizi milli takımda temsil eden oyuncular. Batuhan Kör Valencia'ya gitmiş. Ve en iyi oyuncularımız bakın. Türk milli takımının en iyi iki oyuncusu. Birisi kim? Çağlar Söyüncü. Liverpool'a transfer olmuş. Sonunda hak ettiği yere gitmiş. Ama Cengiz için aynısını diyemem. Burada bakın aşağıda Shandong diyor. Çin takımına transfer olmuş Cengiz. Genç yaşında Çin'e gitti. Belki ilerleyen senelerde Avrupa'nın büyük kulüplerine döner inşallah. Şimdi 3. sezonun sonuna geçelim. 3. sezonumuzun da sonuna geldik bu şekilde. Hemen şöyle bir ligimize bakalım. Ligde şampiyon Beşiktaş olmuş. Trabzon'la çekişmeli bir sezon olmuş. Fenerbahçe ve Galatasaray bu sene kötüymüş. Galatasaray seneye Avrupa Ligi'nde yok.
Küme düşenlerde de Alanya, Denizli ve Fatih Karagümrük hiç beklenmeyecek takımlar küme düşmüş. Gol krallığı bu şekilde, asist krallığı da bu şekilde. Yalçın Kayan kim oğlum? Ondan sonra hemen Almanya Ligi'ne bakalım. Bundesliga tabii ki de Bayern Münih'in olacak. Adamlar tekrar hegemonyayı koyacaklar bile. Çok bile geç kaldılar. İngiltere Leicester'ın olmuş. City ve Liverpool şampiyonluğu Leicester'a kaptırmış. Oo, Çağlar yok bu arada Leicester'da. Liverpool'a transfer olmuştu. Yedeklerde Ozan Kabak da orada. İki Türk'ümüzü de yedeklerde bekletiyorlar. Newcastle küme düşmüş. Bu sefer onlardan da beklenmeyecek şeyler. Yani İspanya Ligi'ne bakalım bir de. Real Madrid tekrardan üst üste 3. sezon şampiyonluğunu ilan etmiş bile. Hemen Avrupa Ligi'ne bakalım. Bu sene bir Türk takımı yok ama Avrupa Süper Kupası Galatasaray'ın olmuş. Dortmund'u yenmişler. Bakıyorum bir Türk takımı var mı? Hiç yok arkadaşlar. Hiç yok. Gruplara bakalım. Sanırım elenmiş hepsi. Fenerbahçe sonuncu olmuş 2 puan ama grubu da kötüymüş. Aslında Rapid Viyana'yı yenip çıkabilirlermiş ama yapacak bir şey yok artık. Sağlık olsun. Galatasaray da 3. olmuş. Avrupa Ligi'ne gitmiş. Başka Türk takımımız yok. Şimdi bir de Avrupa Ligi'ne bakalım. Yanlış yere geldik sanırım. Evet. Kıtalar arası Avrupa Kupası Red Bull Leipzig almış. Bakın o Galatasaray çeyrek final oynamış. Bu Antwerp kim abi ya? Adamlara bak. Yine bu sefer yarı finale çıkmışlar. Adamlar ilk sezonun Avrupa Ligi kazananıydı. Galatasaray da elemeden dahil olmak üzere çeyrek finale kadar gitmiş arkadaşlar. Gruplardan da hani Türk takımı var mı diye bakıyorum. Çok uzun tutmak istemedim ama Başakşehir 3. olmuş. Başka da bir Türk takımımız maalesef yok. 3. sezonda bu şekildeydi. Eğer bir transfer varsa ben onlara bakayım. Hemen geliyorum. Bu sene bizim Türklerden sadece Gökdeniz Bayraktar 29 milyona transfer olmuş. Antalyaspor'un genç oyuncusu şu an 31 milyon euro değeri var. Cidden muhteşem gelişmiş. Kendini de çok iyi bir fiyata Bologna'ya sattırmış. Tebrikler diyelim. Şimdi 4. sezona geçelim. 4. sezon da bitti. Bakalım neler olacak. Şimdi Türkiye'ye bir bakıyorum. Şampiyon Başakşehir olmuş. Cidden yakın geçmiş. Galatasaray bu sefer 4. sırada ama puanı düşük. Bu arada Muslera emekli olmuş. Evet, kalede İsmail Çipe var. Allah'a emanet Galatasaray'ın kalesi. Ayrıca az önce bir şey fark ettim arkadaşlar. O oyuncuyu bir görebilirsem. Trezeguet bakın. Bu Kasımpaşa'da oynayıp Aston Villa'ya giden eleman. Beşiktaş'ta da orta sahada Fred var. Bakın bu Manchester United'daki Fred Beşiktaş'a transfer olmuş. Takımların kadroları bu şekilde. Bakın Rıdvan Yılmaz, Ersin 35,5 milyon olmuş. Cidden dehşet artmış abi adamın değeri. İşte adam oynarsa değeri de otomatikman artıyor. Ayrıca bakın burada Ömer Faruk Beyaz, Ozan Tufanlar değerleri artıyor. Çünkü bu adamlar oynuyor. Bu adamlar oynasa değerleri artacaktır. Başka ne gösterebilirim diye bakıyorum. Almanya Ligi'ne bakalım. Dediğim gibi yine Bayern Münih almış. Adamlar bir sefer kaptırdı mı başka zaman bırakmıyor. Tekrar Manchester City olmuş. Leicester bu sefer 5. olmuş. Seneye Avrupa'da derbi merbi tekrar çıkmış ama yine düşmüşler. Real Madrid 99 puan toplamış. Be adam yeter be. 4 sezon üst üste şampiyon oldun. Doymadın mı lan köpek? Allah'ım ya Rabbim ya. Var kim oğlum bunlardan? Kim atıyor bu golü? Yok, tanıdık adam da yok. Neyse, şimdi kıtalar arası diyelim. Şampiyonlar Ligi'ni Bayern Münih almış. Bizim Türk takımları arkadaşlar son 2 sezondur düşüşte. Burada Beşiktaş'ı gördüm. Son 16 turunda elenmişler. Başka bir temsilcimiz yok zaten büyük ihtimal. Avrupa Kupası'na da baktığımız zaman bir Türk takımı hiç yok yani. Gruplarda bile yok. Sadece bir Trabzonspor vardı. Nerede? Evet, o da 3. olmuş. Bu sene cidden çok kötü geçmiş. Eğer bir transfer varsa onlara da bakalım. Emre Mor Sivasspor'a gelmiş. Cidden çok farklı bir olay, garip bir olay. Başka da öyle hani transfer göremedim arkadaşlar. Bu şekilde tanıdık bir oyuncu Emre Mor Sivasspor'a katılmış artık. Evet, 4. sezonda bu şekildeydi. Umarım 5. sezonda takımlarımız Avrupa'da ciddi başarılar elde edebilir. Şimdi 5. sezonun sonuna geçelim. Ve 5. sezonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tarihler 1 Haziran 2025'i gösteriyor. Hemen şöyle lige bakıyorum. Beşiktaş olmuş. Üst üste değil de evet bir arayla şu an ikinci şampiyonluğunu almış oldu Beşiktaş bu videoda. 80 puanla ligi şampiyon tamamlamış. Küme düşenler de bu şekilde. Hemen oyuncu istatistikleri diyelim. David Mayoral, Sivasspor cidden başarılı şeyler yapıyor. Fenerbahçe'den de tanımadığımız bir arkadaş. Gol pardon asist kralı olmuş. Almanya Ligi tabi dediğim gibi Bayern Münih'in olmuş. Bir sefer Leipzig'e verdiler. Sonra bırakmayacaklarını düşünüyorum. Premier Lig Manchester City'nin olmuş.
Onlar da cidden biraz farklı bir, yani çok fark olmasa da Premier Lig için iyi bir farkla şampiyon olmuşlar. La Liga'yı yine şu takım kazanmış. Ulan Real Madrid'e bak ya. Adamlarda kim var oğlum? Oo, yok yokmuş arkadaş. Bu ne? Jovic'ler, Memphis Depay'lar, Max Aarons'lar, Eder Militao'lar. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen şöyle bir Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Liverpool almış. Türk takımı var mı diye bakıyorum. Burada hiçbir Türk takımı yok arkadaşlar. Zaten gruplarda bakmaya gerek yok. Bir orada Beşiktaş'ı gördüm. İyi bir gruptaymış. Başakşehir çıkmış bu arada. Ama büyük ihtimal devamını getirememiş. Beşiktaş da çıkmış. Arkadaş bunlar çıktıysa nerede lan bunlar? Ben mi göremedim acaba? Aşama eleme etabı. Allah Allah Türk takımı. Ha, burada buldum. Bayern Münih ve Manchester City çıkmış ikisine de. Ulan ne bassız takımsınız be. Yapacak bir şey yok. İkisi de son 16 turunda elenmiş. Avrupa Ligi'ne baktığımız zaman da hani bir başka Türk takımımız var mı diye bakıyorum. Bir tane gördüm. Fenerbahçe, o da ikinci eleme turu büyük ihtimal son 32 turunda ya da 16 turunda, bu da Lazio'ya elenmiş. Başka Türk takımımız yok arkadaşlar. Bu sezon da kötü geçmiş. Ligimizi zaten gördünüz. Umarım bir sonraki sezon iyi geçer. Şimdi 6. sezonu sonuna geçelim. Evet, 6. sezonumuz da bu şekilde bitmiş oldu. Bakalım kimler şampiyon oldu? Hemen Türkiye diyorum. Oo, Galatasaray. Sonunda ilk defa şampiyon Galatasaray olmuş. 4 büyüklerden, daha doğrusu Başakşehir de dahil 5 büyüklerden bir Trabzonspor hariç hepsi şampiyon oldu. Trabzonspor da yani 3 puanla kaçırmıştı. Bu şekilde küme düşenler Alanya bir daha küme düşmüş. Allah'ım ya Rabbim ya. Hemen oyuncu istatistikleri, NBA Yıldız isimli bir oyuncu Nazım Sangare'de asist kralı olmuş. Bu şekilde hemen Almanya Ligi'ne bakalım. Şaşırtmadı zaten. Bunlar bildiğimiz skorlar. Bayern Münih şampiyon olmuş. Manchester City 92 puan toplamış. Öh be takım. Biraz yavaş kardeşim. Nereye uçuyorsunuz? La Liga tekrar Real Madrid'in olmuş. Barcelona artık bir şeyler yapar mısın arkadaşım? Adam yani full Real Madrid 6 sezondur şampiyon oluyor. Hemen kıtalar arası diyorum. Şampiyonlar Ligi 5-1. Juventus Barcelona'nın intikamını almış. Takımları da bu şekilde. Ben baktım arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ne. Türk takımı yok. Ciddi manada Türk takımı yok. Gruplara baktığımız zaman bakın şurada bir Beşiktaş vardı. Evet, grup sonuncusu olmuş. Başka Türk takımları yok. Avrupa Ligi'ne bakalım. Biraz geriye gidiyorum ve evet bakın. Fenerbahçe Olympique Lyon'dan 5 tane gol yemiş. İkinci maçta 1-0 kaybetmiş. Toplam 6-1'lik skorla son 32 turundan veda eden ilk takım. Yani başka takımımız da yokmuş. Avrupa Ligi'nde yavaş yavaş, yani Avrupa'da genelde kötü sonuçlar alıyoruz. Bu ülke puanına cidden sıkıntı. Bakın gruplardan çıkmış aslında. Başka takımımız da yokmuş. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Lig standartları. Türkiye mesela şu an 8. sırada. Normal hani biliyorsunuz. Yapacak bir şey yok tekrardan bunu söylediğim gibi. Şimdi 7. sezonun sonuna geçelim. Evet, 7. yılı da devirdik bir şekilde. Bakalım kimler şampiyon oldu? Hemen Türkiye diyorum. Beşiktaş. Beşiktaş arayla şampiyon oluyor. 3. sezonda, 5. sezonda ve 7. sezonda şampiyon oluyor. Şu an 3 tane şampiyonluğu oldu bile. Küme düşen takımlar da bunlar arkadaşlar. Bizim ligimizde nereden bakıyorduk arkadaşlar? Hemen göstereceğim size. Buradan lig standartları diyelim. 3 tane Şampiyonlar Ligi, bir tane Avrupa Kupası, bir tane de Avrupa Kupası 2 arkadaşlar. Bu Avrupa Kupası 2 varmış. Ben size bunu göstermeyi unutmuşum. Bakın burada Aston Villa kazanmış. Bizim Türk takımlarından Başakşehir burada ikinci ön eleme turunda yenilmiş Sporting Lizbon'a. Ayrıca başka bir Türk takım vardı, Antalyaspor. Ben daha bunu yeni fark ettim. O yüzden kusura bakmayın. Hemen ligimize tekrar geçelim. Beşiktaş şampiyon olmuştu. Şöyle bir gol krallığına bakalım. Gaspar Paranedoro isimli bir oyuncu. Asist krallığında da bu şekilde işte tanımadığımız oyuncular çoğaldı iyiceme. Almanya Ligi'nde Leipzig kazanmış. Ulan Leipzig ters köşe yapıyor bize. Lan Dortmund bir kere bile kazanamadın be kardeşim. Leipzig iki kere kazandı. 2 puanla da kazanmış. Yani Bayern Münih cidden çok şeyler yaşamış. Çok farklı bir olay arkadaşlar. Leipzig 2 kere oldu. Ulan Dortmund keşke bir olsan. İngiltere Ligi'nde Chelsea olmuş. Çok farklı bir takım. Yani olabilecek potansiyeli var gerçekten de. Chelsea şampiyon oluyor ilk defa bu videoda. Ya abi
Ulan Realciyim ama ilk defa Barcelona'nın olmasını o kadar istedim. 7 sezon üst üste şampiyon oldu bu herifler ya. Ulan bıkmadınız mı lan köpekler? Ben doydum, siz doymadınız lan kupaya. Neyse, Şampiyonlar Ligi tekrar Juventus'un olmuş. Başka bir tür takımımız var mı diye bakıyorum. Sanırım hiç yok. Gruplardan, pardon, grup etabı diyorum hemen. Bizden Galatasaray Avrupa Ligi'ne gitmiş. Ajax Interli gruptan baş başa kalmışlar ama çıkamamışlar. Beşiktaş da aynı şekilde. Fena gruplar çekmemiş bizim takımlarımız. Hemen şöyle Avrupa Kupası diyorum arkadaşlar. En başı alalım. Orada bir başarı gördüm. O Fenerbahçe de burada. Beşiktaş 3-1 yenmiş. Fenerbahçe 2-2 berabere kalmış. Galatasaray 4-3 yenmiş. Rövanşta Galatasaray geçmiş. Fener elenme be. Fenerbahçe de elenmiş. Bir de Beşiktaş vardı. Beşiktaş geçmiş turu. Galatasaray berabere kalmış. Galatasaray geçmiş. Beşiktaş nerede? Ah, of abi yapma ya. 2-1'lik kazandığı maçın rövanşında 4-1 yenilinir mi lan? Ulan Beşiktaş. Galatasaray kalmış. Çeyrek finalde Roma'ya kaybetmiş. Maalesef çeyrek finalde Galatasaray Roma'ya kaybediyor. Temsilcimiz en azından çeyrek final gördü tekrardan, hatta uzun bir aradan sonra. Avrupa'da şu an en başarılı olan takım Galatasaray. Bir de şunu göster, hani az önce gösterdim artık. Bundan sonra da onları göstermeye devam edeceğim. Şimdi 8. sezona geçelim. Evet, sonunda 8. sezona geldik. Bakalım kimler neler yapmış, hep birlikte inceliyoruz. Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon olmuş, hem de açık ara bir farkla şampiyon olmuş. Beşiktaş 9. sırada. Cidden baya bir kötü geçmiş bu sezon onlar için. Normalde 2 yıl arayla şampiyon olan takım. Bakalım seneye neler yapacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde gol ve asist krallığı. Hemen Almanya Ligi'ne bakıyorum. Sonunda be, Borussia Dortmund şampiyon olmuş. Yine yakın bir puanla. Ama bu sefer Dortmund'un yüzü gülmüş. Leicester City sanırım kaçıncı sefer bu? 2, evet. Bu ikinci sefer olması lazım. Şampiyon Leicester City olmuş. Başarılı bir sezon geçirmişler. Biraz da puan farkı var. Hemen ondan sonra İspanya'ya bakıyorum ve tekrardan Real Madrid'i görüyorum. Atletico Madrid baya kötü gidiyor. Real Madrid bir kere de kaybetti adamım. Kıtalar arası diyorum. Paris Saint-Germain kazanmış. Diğerlerinde bizim takımlarımız yok arkadaşlar. Avrupa Kupası'nda PSV Eindhoven kazanmış. Bizim takımlar gruplardan çıkamamış. Ama Avrupa Kupası 2'de yarı finalde Antalyaspor'u görüyorum. Bakın, yarı finalde ismi cismi belli olmayan bir takıma yenilmişler. Keşke şampiyon olsalardı, daha mutlu olurduk. Ondan sonra burada başka Türk takımımız yok. Sadece bizi burada Antalyaspor temsil etmiş. Hayır, Trabzon da varmış ama elenmiş. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ülke futbol olarak oyunda kötüye gidiyoruz. Şöyle de sıralamamızı gösterelim. Artık 3 değil 2 tane adam gönderebiliyoruz Şampiyonlar Ligi'ne. 9. sezona geçelim. 9. sezonunda sonuna geldik. Biraz sıkılmaya başladım ben. Çünkü bayağı bir zamanım aldı, uzun oldu. Umarım video şimdiden hoşunuza gitmiştir. Arada da bunu söylemek istedim. Ligimize bakıyorum. Trabzonspor o ilk defa şampiyonluğunu yaşadı. Başakşehir'le birlikte 5 büyükler şampiyonluğun sevincine ulaşmış oldu. Galatasaray da Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak seneye. Hemen şöyle oyuncu istatistikleri diyelim. Gol krallığı bu oyuncularda, asist krallığı da bu oyuncularda. Ondan sonra neye bakabiliriz? Almanya Dortmund. Ulan Dortmund almazsın almazsın. 2 sezon üst üste alırsın. Leipzig'i yakaladılar. Demek ki benim kızmam işe yaramış. Premier Lig Liverpool'un olmuş. Yakın geçmiş üst sıralar. İspanya'da Barcelona. Şükür be. Oğlum adamlar 8 sezon üst üste şampiyon oldu lan. Bir zahmet olun artık. Oyuncu istatistikleri de bu şekilde. Oğlum Jovic ölmemiş mi lan? Oğlum bu adam gençmiş lan da. Ansu Fati falan. Bu arada hep bunu göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Şu anda en değerli oyuncu Çağlar Söyüncü ve kendisi Inter'e transfer olmuş. Burak İnce Atalanta'da, genç oyuncu Ömer Beyaz, işte Ömer Faruk. Böyle oyuncularımıza bakabilirsiniz. İşte yavaş yavaş yaşlanıyor hepsi. Ozan Kabak Leipzig'e gitmiş. Cengiz Çin Ligi'nden Monaco'ya dönmüş. Bu şekilde çoğu oyuncumuz transfer olmuş. Hatta bazıları emekli olmuş bile. Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ını hiç bırakmamış. Cidden tebrik edilecek bir kariyeri var. Orkun Kökçü Tottenham oyuncusu olmuş. Başka hani öyle tanıdığımız Enes Ünal falan var. Ahmet Kutucu var. Uğurcan Sevilla'da 33 yaşına gelmiş. Herhangi bir başka oyuncu yok. Zeki Çelik Bayern Münih'e gitmiş. Cidden güzel olmuş. Helal olsun Zeki'ye. Bir ara oyunun en değerli Türk oyuncusuydu.
Evet, 9. sezonda bu şekilde bitmedi çünkü bunlara bakmadık. Şampiyonlar Ligi Paris Saint-Germain'in olmuş, bizim Türk takımlarına ses soluk hala yok. Avrupa Kupası da CSKA Moskova'nın olmuş. Cidden garip. Oo, çeyrek final Fenerbahçe. Çeyrek finalde Lazio'ya elenmiş. Keşke Vitória Guimarães falan geleydi de yarı finale çıkaydı. Üzücü bir son olmuş Fenerbahçe için. Başka bir Türk takımımız var mı diye bakıyorum. Trabzonspor var burada. Son 16 turunda elenmiş o da Vitória Guimarães'e. Yapacak bir şey yok. 10. sezonumuza geçelim. Ve koca bir 10 sezon sonra tekrardan sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bakalım kim şampiyon olmuş liglerde? Beşiktaş olmuş. Evet, bu sefer bir yıl arayla değil 2 yıl arayla şampiyon oldu Beşiktaş. Gol krallığına gelelim. Salih Kavrazlı 28 gol atmış. O Trabzonspor'un topçusu. Asistlere geldiğimiz zaman da Baran Hasan isimli genç oyuncu 25 yaşında o olmuş. Artık işte yabancı isimler var derken Leipzig tekrar şampiyon olmuş. O 3 kere şampiyon oldu. Bayern Münih'i geçmişler. Bu şekilde Bundesliga ve İngiltere Ligi'ne gelelim. Manchester City şaşırtmadı. En fazla sanki City oldu gibime geldi. Daha hesaplamalarımı yapmadım. En sonda zaten hep birlikte yaparız. Real Madrid büyük bir farkla tekrardan şampiyon olmuş. Bu 9. şampiyonlukları oldu bu videoda. Artık adamlar sıkılmadı. Yapacak bir şey yok derken Porto kazanmış Şampiyonlar Ligi'ni. Ulan hiç dikkat etmiyordum valla. Porto Leipzig'i yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna tekrar erişmiş. Grup etaplarına baktığımız zaman hani bizden biri var mı? Varsa da büyük ihtimal başarısız olmuş. Trabzonspor 1 puanla cidden kötü bir grup çekmiş ama yani takımlar da güçlü. Yapacak bir şey yok. Şanssızlık Trabzonspor için. Avrupa Ligi'ne bakalım. Avrupa Ligi kaçmıyor buradan. Hemen bir Türk takımı var mı bakıyorum. Hala yok, hala yok, hala. Hiçbir tane Türk takımı yok arkadaşlar. Gruplara baktığımız zaman da işte Başakşehir 3. olmuş. Ondan sonra var mı? Oğlum başka Türk takımı yok lan. Sadece Başakşehir var. Şu şeye bakalım bir de arkadaşlar. Neydi o? Avrupa Kupası 2. Buydu sanırım aynen. Oo, bir Türk takım falan gördüm orada ama neler oluyor arkadaşlar? Neler oluyor? Neler oluyor? Evet, Türk takımı var. Başakşehir ile Galatasaray eşleşmiş. Oo, ulan be, şanssızlığa bak. Aslında böyle bir şey oluyor muydu? Hiçbir fikrim yok da hani oyundan dolayı mı yoksa var mı böyle bir şey? Ulan iki tane Türk temsilcimiz var. Onlar da birbirleriyle eşleşmiş. Başakşehir'de gitmiş. Feyenoord'da elenmiş. Aferin oğlum. Ondan sonra işte Feyenoord burayı almış. Talihsizlik diyelim. İki takım da çeyrek final görmüş. Hatta Başakşehir yarı final görmüş. Bu şekilde arkadaşlar 10. sezonumuzu da tamamladık. Şimdi 11. sezona geçelim. Evet, 11. sezon devirdik. Bakalım neler olmuş. Hemen Türkiye'ye gidiyorum. Fenerbahçe şampiyon olmuş. O çok yakın hem de. Beşiktaş'la Trabzonspor 2 puan farkla şampiyonluğu Fenerbahçe'ye vermiş. Yalnız Galatasaray'ı göremiyorum. Galatasaray ve Başakşehir çok kötü bir sezon geçirmiş. Bayağı kötülermiş. Hemen şöyle oyuncu istatistikleri diyelim. Gol kralı Konyaspor'dan çıkmış. Asiste Beşiktaş'ın oyuncusu olmuş. Emre Mor bu arada ikinci sırada gördüğünüz gibi. Ondan sonra hemen Almanya Ligi'ne bakalım. Bayern Münih tabii ki de. Aslında çok da şaşırtmadı ama bazı zamanlar diğer takımların olması garipti. Liverpool 1 puanla şampiyon olmuş. Vay, City'den 1 puanla almışlar. O Valencia. Hadi be. 98 puan ne oğlum? Adamlar ne yapmış bu sene? Hadi be. Yani çok değişik şeyler olmuş. Bu arada dördüncü takım Osasuna sanırım. Real Madrid ile Barcelona'da yani Barcelona da kötü bak. Real Madrid ile Barcelona arasında çok puan farkı var. Cidden şaşırtıcı arkadaşlar. Hemen kıtalar arası diyorum. Şampiyonlar Ligi'ni Paris Saint-Germain kazanmış. Bizim Türk takımımız hiçbir tane yok maalesef. Gruplara baktığımız zaman da ilerliyorum, ilerliyorum, ilerliyorum. Bir tane evet Beşiktaş var. Avrupa Ligi'ne gitmiş. Başka temsilcimiz yok. Avrupa Ligi'ne bakıyorum. Oha, Beşiktaş final oynamış. Hadi be, Real Madrid'den 4 tane yemişler. Ulan, Trabzonspor da burada. Manchester United Real Madrid diyor. Ah be, Trabzonspor da keşke yenseymiş. Bizi muhteşem bir final bekliyor olurmuş. Yani şanssızlık arkadaşlar. Trabzonspor da cidden çok iyi bir sezon geçirmiş Avrupa'da. Keşke
Bizim takımlarımızdan bir tanesi şampiyon olsaymış. Şu oyuncu baya iyi gibi duruyor. Evet arkadaşlar, artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi 12. sezonun sonuna geçelim. Evet, 12. sezona geldik. Bu arada Başakşehir'in teknik direktörü Sergen Yalçın'mış. Bakın orada gözüküyor. Çok sıkıntılı diyor. Hemen ülkemize bakıyoruz. Konyaspor. Konyaspor şampiyon olmuş. Hadi be. İlk 5'te 4 büyüklerde Konyaspor var. Konyaspor ne yapmış abi? Pote bunlar kim ya? Hani öyle çok manyak oyuncular da yok yani. Adamlara helal olsun valla. Alanya yine küme düşmüş. Allah'ım. Neyse, Beşiktaş'tan gol kralı var. Asist kralı da Kayserispor'dan. Başka hemen şöyle Almanya Ligi'ne bakalım. Leverkusen. Bu da bir şok. Yani Konyaspor, Leverkusen. Bayern Münih 7. sırada. Ne yaptın oğlum? Allah çarpmış Bayern Münih'i. İngiltere'ye gelelim hemen. Arsenal olmuş. Evet, bu da bir şok. Sanırım ilk defa oldu onlar da şampiyon. Uzun bir süre sonra Sandro Tonali falan burada. Adam 32 yaşına gelmiş. Bukayo Saka'ya da bakalım. O da 30 yaşına basmış bile. Ondan sonra efendim hemen İspanya Ligi'ne bakalım. Real tabii ki de unvanı olduğu şeyi tekrar almayı başarmış. Hemen Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Paris de kaç sezondur Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor lan. Herhalde üst üste 3 oldu. Şurada bir Türk takımı gördük. Son 16 turunda Fenerbahçe Lazio'ya maalesef elenmiş. Başka bir Türk takımımız yok maalesef. Gruplarda da yok. Büyük ihtimal aynen. Hepsine baktık. Yok arkadaşlar. Şöyle bir Avrupa Kupası'na bakalım. Burada bir Türk takımı var. Evet orada gördüm. Kimdi o? Trabzonspor'da son 16 turunda ama Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e toplam skorla 6-5 ile kaybetmiş. Yani üzücü. Biraz daha başarılı olabilseler daha güzel olur. Mesela Beşiktaş geçen sene Şampiyonlar Ligi finali oynamış. Pardon, Avrupa Ligi finali. Burada da yok arkadaşlar. Bu sezonda biraz durgun geçmiş takımlarımız için. Artık 2033 yılına bir geçelim. Ondan sonra kararımızı verelim. Evet, 13. sezonda bitmiş bulunmakta. Bakalım kimler şampiyon olmuş. Hemen Türkiye diyorum. Konyaspor yok artık ya. Bu şaka mı? Aynı puan, 74 puan. Galatasaray 73, Fener 72. Abi bir maçla Konyaspor şampiyon olmuş be. Averaj da büyük ihtimal ikili averaj. Beşiktaş'ı yenmişler. Konyaspor var ya, Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'dan daha fazla şampiyon oldu buraya birlikte. Üst üste 2 sene. Vallahi helal olsun. Şu herif kimse iyi gol atmış. Erdal Gücer 27 gol atmış. 20 yaşında 10 milyon değeri var. Asiste de Başakşehir'in oyuncusu. Yani yavaş yavaş Türk oyuncular yetişiyor. Hemen şöyle baktığımız zaman da en değerli Türk oyuncu Oktay Erişkin. Sanırım bunlar Regen arkadaşlar. Dünyaya baktığımız zaman da en iyi oyuncu şu an Sergino Nunes diye bir isim oyuncu. Dejan Kulusevski falan var. Oyuncu değerler bu şekilde arkadaşlar. Hani tanıdığımız ya tanımadığımız çok oyuncu var. Ben hemen başka ligleri göstereyim. Bundesliga tabii ki de Bayern Münih'in olmuş. Şaşırtmadı. İyi de puan almışlar. Hemen İngiltere'ye bakıyorum. Chelsea. Evet. Wolves ikinci olmuş. Şaşırtıcı bir skor. Ondan sonra herhangi bir öyle başka kötü şeyler yok arkadaşlar. İspanya'ya baktığımız zaman da tabii ki de kralın takımı Real Madrid şampiyonluğuna tekrar ulaşmış. Hemen kıtalar arası diyorum. Şampiyon abi yine Paris Saint-Germain. Ben kayıtta bakacağım arkadaşlar. Üst üste 4 veya 5 sezondur herifler Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor. Doymadınız mı artık arkadaş? Beşiktaş City ile 2-2 berabere kalıp devamı nerede? Devamı nerede? 4-0 bitmiş. Son 16 turunda Beşiktaş City'ye çok feci bir şekilde elenmiş. Hemen gruplara bakalım. Konyaspor sonuncu olmuş. İşte öyle gidersen Juventus'u falan çekersen çok kötü bir skor olmuş. En azından Konyaspor şanssızmış burada. Başka bir Türk takımımız var mı diye bakıyorum bizi Avrupa'da temsil eden. Burada yok arkadaşlar. Gruplara falan bakmaya hiç gerek yok. Buraya baktığımız zaman da bir tane takım gördüm. Fenerbahçe burada son 16 turunda elenmiş Avrupa Kupası gide. Bu sezon da bu şekilde bitti arkadaşlar. Artık son sezona bir geçelim. Ve 14. sezonun sonuna geldik arkadaşlar. Vallahi çok uzun oldu. Bir emeğimin karşılığını lütfen verin. Hemen Türkiye Ligi'ne bir bakalım. Şampiyon Galatasaray olmuş. Evet, az önce dediğim bu sefer tam tersi olmuş. Galatasaray ikinci şampiyonluğunu da son sezonda alıyor. Gol kralı Beşiktaş'tan olmuş. Asist kralı da Beşiktaş'tan olmuş. İyi o. Yani çok değişik oyuncular tekrar sahnede. Almanya Leipzig kazanmış. Vay, Leipzig tekrardan almış.
74 puan. Bayern valla 52 puan toplamış. Baya kötü Bayern Münih. Yani çoğu oyuncu yaşlanmış. Kaya Jorge burada 32 yaşında. Vay 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 vay. Çok değişik. Yani şu an günümüzün genç oyuncuları neredeyse emekli olmuşlar. City 83 puan toplayarak Premier Lig'in sefiri olduğunu tekrar kanıtlamış. İspanya Valencia tekrar almış. Ulan Real Madrid bekliyordum. Valencia almış. Sanırım bu da ikinci kere aldı Valencia. Birazdan hepsini zaten hesaplayacağız videonun sonunda. Kıtalar arası Şampiyonlar Ligi'ni Juventus almış. Arsenal falan oynamış lan. Bizim bir Türk takımımız var mı diye bakıyorum. Hiçbir tane Türk takımı yok. Sonlara doğru bizim kulüplerimiz yavaş yavaş kötü bir sezon geçirmeye devam ediyor. Beşiktaş'ı gördüm. Evet, son 32 turunda Avrupa Kupası'nda Leicester'a boyun eğmişler. Başka da Türk takımımız yok zaten. Kötü olmuş. Yani yapacak bir şey yok. Şu Avrupa Kupası 2'yi de göstereyim size. Burada da bir Türk takımı maalesef yok. Evet arkadaşlar. Çok kararsız kaldım. Aslında bir sezon daha yapıp yapmayacağım bilmiyorum ama. Yani bayağı bir ilerledik. Ne yapsam şu an tam bir karar veremedim. Bir sezon daha yapalım, ondan sonra sonlandıralım. Sonunda son sezonunda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Artık bakalım finalde neler olmuş, hep birlikte inceleyelim. Türkiye Ligi'ni Galatasaray kazanmış. Üst üste 2 sezon aldı artık son bölümlere doğru. Galatasaray'a şöyle bir baktığımız zaman gol krallığında Antalyaspor'un oyuncusu var. Asist krallığında da Sivasspor'dan Berezovski diye bir isimli oyuncu var. Hemen şöyle başka liglere de bakalım. Bundesliga'yı Dortmund kazanmış. Gider ayak Dortmund şovunu yapmış. 90 puan hem de. Adamlar çok az puan kaybı yapmış. Tanıdık bir isim. Şuradan Yusuf Mokoko var. O bile 30 yaşına gelmiş artık. Ondan sonra şöyle bir hangi lige bakalım. Premier Lig. Everton kazanmış. Hadi be. Cidden çok farklı bir olay olmuş. Everton. Manchester United 14. sırada. Everton yani hiç beklemeyeceğim bir takım. Yani artık simine yani her şey olabilir. İspanya'yı tekrar Valencia kazanmış. Üst üste 2 sezon. Helal olsun valla. Villarreal'de iyi gitmiş ama sonlara doğru kaptırmış. Hemen şöyle Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Real almış. Paris yine final oynamış. Abi adamlar usanmamış bilmiyorum ki. Abi Türk takımı. Konya Spor çeyrek final oynamış. Konya Spor çeyrek final oynamış. En son bir Antalya Spor oynamıştı sanırım Anadolu takımlarına. Vallahi helal olsun. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali. Şöyle adamlar dehşet oynamış. Helal olsun Konya'ya diyelim. Başka bir Türk takımımız var mı diye baktığım zaman bulamadım arkadaşlar. Gruplara da bakalım. Orada bir Galatasaray gördüm. Acaba 3. mü olmuş? Hemen ilerliyoruz. Konya Spor 4. olmuş. Ulan Konya Spor 2. olarak çıkmış. Galatasaray sonuncu olmuş. Aslında puan da iyiymiş. Hemen Avrupa Ligi'ne de bakalım. Avrupa Kupası diyelim. Başka bir Türk takımımız var mı? Son anlarda böyle bir güzellik yapmışlar mı bize? Kimse yapmamış arkadaşlar Türk takımlarından. İlerliyorum. Fener sonuncu olmuş ya. Ulan Fenerbahçe kötü geçirmiş grubunu. Hemen şöyle Avrupa Kupası 2 diyelim. Orada bir Galatasaray mı gördüm? Yanlış mı görmüşüm? Evet yanlış görmüşüm. Türk takımları yok arkadaşlar. Şöyle artık ne de olsa bu bölüm bittiğine göre Türkiye'ye baktığımız zaman ülke sıralaması olarak 12. sırada. Sanırım videonun başlarında 7 veya 8. sıradaydı Türkiye. Ve şu an 12. sırada. Yavaş yavaş oyunda Türk futbolu geriye doğru gidiyor. Zaten takımlarımıza baktığımız zaman hemen şöyle göstereyim size. Bakın mesela örnek Galatasaray. Değer diyorum. Takımın en değerli oyuncusu 13,5 milyon değeri var. Trabzonspor bakın mesela. Bazı takımlarda şöyle iyi oyuncular var. Ondan sonra Fener'e geldiğimiz zaman 15,5 milyon gibi işte. Normal fiyatlar bunlar arkadaşlar. Bizim Türk futbolu biraz yavaş yavaş geriliyor. En değerli Türk oyuncu da şu Faruk ikinci denen eleman olmuş. Bayağı iyi arkadaşlar adam. Yani şu an Türkiye milli takımı da bu şekilde. Takım da bu şekilde. Hiçbir şekilde tanıdık yok. Çoğu oyuncu regen arkadaşlar. Hani isim soy isim. Artık bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ne Muslera'lar, ne Okan Buruk'lar, ne Fatih Terim'ler, işte ondan sonra Aykut Kocaman'lar hiçbiri kalmadı. Hepsi çoktan emekli oldu. Hatta torunları bile teknik direktör oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Cidden bu videoya çok emek verdim. Lütfen emeğimin karşılığını verirseniz çok mutlu olurum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şu an şimdi size istatistikler gelecek. Hoşça kalın.